Öncelikle sıcak gündemden başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi PKK lideri Abdullah Öcalan 21 yıl sonra ilk kez ailesiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinin detayları bugün kamuoyuna yansıdı. Burada size bu konu hakkında iki soru sormak istiyorum. Birincisi 21 yıl sonra ağır tecrit koşulları altında gerçekleştirilen bu telefon görüşmesini nasıl görüyorsunuz? İkincisi tabii bu görüşmede verilen bir mesaj vardı. Öcalan'ın verdiği bir mesaj vardı. Kürt ulusal birlik vurgusu vardı. Siz bu mesajı nasıl değerlendirdiniz? Nasıl oldu? Öncelikle bunu söyleyeyim. Peki, teşekkürler. Öncelikle herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, Sayın Öcalan'ın İmralı Cezaevinden çok uzun bir süre sonra, yani 21 yıl aradan sonra ilk defa eline telefon alması, ailesiyle görüşmesi aslında yani hukuken, siyaseten, ahlaken de olması gereken bir şey. Fakat ne yazık ki Türkiye'de insanlara, cezaevlerinde özellikle kalanlara hukuki destekler insandan insana değişebiliyor. Yani insan hakları ihlalleri cezaevlerinde farklı farklı insanlara uygulanabiliyor. Bu da İmralı Cezaevinde Sayın Öcalan'ın 21 yıldır ailesiyle, avukatlarıyla telefon görüşmesi yapamamasını bizlere bir kez daha göstermiş oluyor. Oysa olması gereken tüm cezaevlerinde olduğu gibi Sayın Öcalan'ın da ailesiyle özellikle haftada bir telefon görüşmesini yapabilmesidir. Fakat bunlar hükümetin, devletin kendi isteğine bağlı olan ve istediği zaman bu koşulları yaratabilen, istediği zaman da önüne engelleri çıkarabilen bir zihniyetin olduğunu görebiliyoruz. Bu elbette ki salgın döneminde Sayın Öcalan'ın ailesiyle görüşme yapması oldukça önemli. Fakat bunun bir sefere mahsus olmaması gerektiğini ifade etmek istiyorum ve bunun sürekli haftada bir diğer cezaevlerinde bu hak nasıl kullanılıyorsa İmralı Cezaevinde de hem Sayın Öcalan'ın hem diğer hükümlülerin, tutukluların aynı şekilde aileleriyle görüşmesi gerekiyor ki salgın sürecinde bunun özellikle yapılması yani her türlü kaygının aslında önüne geçebilecek bir mesele. Dolayısıyla da ben bu meselenin mutlaka ya da bu konunun mutlaka olması gerektiğini ve Sayın Öcalan'ın da diğer insanların da aileleriyle haftada bir görüşme yapmasının elzem olduğunu, hukuken bunun yasal olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu görüşmede önemli mesajlar verildi. Evet, hep birlikte okuduk. Bu mesaj özellikle son günlerde yaşanan çatışmaların, kuşatmaların, savaşların olduğu bir dönemde oldu. Rojava'ya askeri yığınakların yapıldığı bir dönemde. Yine Güney Kürdistan'da özellikle operasyonların yapıldığı, kuşatmaların yaşandığı bir dönemde oldu. Burada tabii üzerinde durulması gereken şey şu aslında, Kürtlerin birlik ve beraberliğinin bir an önce sağlanması meselesi. Uzun yıllardır aslında Kürt halkının gündeminde olan ancak hiçbir zaman hayata geçmeyen, her dönemin farklı farklı özellikleri olduğu zamanlarda ortaya çıkan ama her zaman da bir söylem düzeyinde kalan ve pratiğe geçmeyen bir mesele. Şimdi Mahmur kampına yapılan saldırı önemlidir. Yani bu saldırı çok planlı bir saldırıdır. Bir denemedir aslında. Bu denemeyle birlikte Kürtlerin yani bu saldırıya karşı tepkilerinin nasıl olacağı, bu saldırı karşısında birlik ve beraberliklerini nasıl ortaya koyacakları açısından önemlidir. Yaklaşık bir hafta önce yapıldı bu operasyon saldırı, ama onun öncesinde de yine Mahmur kampına bir saldırı gerçekleşmişti. Ayrıca Mahmur kampında şu an bir ambargo da var. Oradaki insanlar kamptan dışarıya çıkamıyorlar, kampa kimse giremiyor, bir izne tabi tutulmuş girişler, çıkışlar.
Orada binlerce insanın yaşadığını biliyoruz. Hastası var, yaşlısı var. Dolayısıyla bütün bu ambargoya rağmen oraya bir saldırı yapılması elbette ki planlı bir saldırıdır. İşte tam da bu esnada verilen mesajlar bence önemli. Bu mesajlarla birlikte özellikle oradaki yetkililerin, yani Güney Kürdistan'daki yetkililerin yapmış olduğu açıklamaların ben dikkatle okunması gerektiğini düşünüyorum ve bu anlamda bir çağrı da bir kez daha yapmak isterim elbette ki Güney Kürdistan'daki yetkililere, başta Sayın Barzani'ye. Bu dönemde el ele vermek, omuz omuza vermek oldukça önemli. Kürtleri tasfiye etmenin, Kürtleri kuşatmanın ve bunun karşısında Kürtlerin önde gelenlerinin, Kürtlerin sözcülerinin sessiz kalması ve buna karşı tepkisiz olması doğru değildir. Dolayısıyla biz yapılan her saldırı karşısında ve yapılan her kuşatma karşısında tüm dünyaya birliğimizi ve beraberliğimizi göstermek durumundayız, göstermek zorundayız. Tam da bu dönem işte bunun dönemi, yani bu kadar operasyonun olduğu bir dönemde ve Sayın Öcalan'ın da vermiş olduğu mesajla birlikte ulusal birlik mesajlarını vermek gerekiyor bence de ve bunun zamanı tam da şimdi demek istiyorum. Siz bu haftada en son HDP'li vekiller olarak Federal Kürdistan yönetimine bir mektup yollamıştınız. Resmi bir cevap geldi mi size bu yönde? Bir diyalog süreci başladı mı? Resmi bir cevap yok ama en azından biz bu konudaki görev ve sorumluluğumuzu yaptık. Yani Kürtlerin birliği, beraberliği, birlikte tepki vermesi ve yaşananlara sessiz kalmaması açısından ayrıca bir diyalog ve müzakerenin mutlaka başlatılması konusundaki görüşlerimizi ifade ettik. Her sorun aslında diyalogla, konuşarak ve müzakereyle çözülür. Elbette ki Kürtler arasındaki birlik de yine müzakere ve diyalogla mutlaka yol ve yöntemler aranarak aslında hayata geçebilir. Biz bu anlamda Kürdistan'da, Federal Kürdistan'daki yönetimdeki insanlara, yönetimdeki şahsiyetlere mektuplar yazdık, gönderdik iki eş başkan adına. Ancak bunu ayrıca milletvekili arkadaşlarımız da yaptılar. Kadın milletvekillerine gönderdiler mektupları. Dolayısıyla bu dönemin ruhuna uygun bir şekilde herkesin yaşananlar karşısında daha duyarlı olması ve görevini, sorumluluğunu yerine getirmesi açısından önemlidir. Bu diyalog ve müzakereler bizim açımızdan devam edecektir. Ancak henüz karşı taraftan bize bu konuda bir geri dönüş olmadığını da söylemek isterim. Peki tekrar ben görüşmeye gelmek istiyorum, telefon görüşmesine. Burada Öcalan'ın HDP'ye yönelik eleştirileri ve çağrıları da vardı. Örgüt bilir büyütme noktasında bir çağrısı vardı. Ve bu noktada bu büyütmeyi gerçekleştirmediği takdirde karşı tarafın yok edeceği uyarısında bulundu. Siz buradan bu mesajı nasıl okudunuz? Evet, bu mesajı okuduk. Elbette ki haklı ve yerinde bir mesaj. HDP'nin örgütlülük açısından halklara ulaşma, genişleme, büyüme açısından henüz tam büyük bir başarıyı elde edemediğini biliyoruz. Ancak bu koşullarda, bu şartlarda yine de HDP elbette ki büyük bir mücadele veriyor her türlü baskı karşısında, her türlü şiddet karşısında, inkar ve imha politikaları karşısında büyük bir çaba sarf ettiğini söyleyebiliriz. Ancak örgütlülük esas alındığında yetmezliklerimiz ve yapmadıklarımız, yapamadıklarımız açıkçası ortada. Bu mesajla birlikte elbette ki örgütlülüğümüzü daha da büyütmek ve bizim dışımızda olan insanları kendi yanımıza çekebilmek, onlarla temas kurabilmek, genişleyebilmek, çoğalmak, bütün bunlar bizim açımızdan önemli ve bundan sonraki süreçte de bu konuda
gerekli adımlar elbette ki atılacaktır. Yani salgın günleri bizi eve kapatmış olsa bile örgütlülüğümüzü büyütmek gibi bir sorumluluğumuzun olduğunu biliyoruz. Koşullar ve şartlar buna uyduğu sürece biz de bu mücadeleyi vermeye çalışacağız. Ancak bu mücadelenin zorluklarıyla birlikte büyük bir başarı elde edebileceğimizi de söylemek isterim. Evet, gündemdeki bir diğer konu da mezarlıklara yönelik saldırı. Biz geçen günlerde Van'da başlayan ve diğer illere, ilçelere sıçrayan ve askerler tarafından mezarların takip edilmesini gördük, kamuoyuna da yansıdı. Siz bu konuyu meclis gündemine de taşıdınız. Ancak belirli dönemlerde, periyodik dönemlerde özellikle sistematik olarak mezarlıklara yönelik bir saldırı söz konusu oluyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Devletin bu politikasıyla neyi amaçlıyor olabilir? Burada verilen mesaj nedir size göre? Şimdi bu bir konsept aslında. Biraz önce ifade ettiğimiz Rojava, Güney Kürdistan'dan bağımsız bir mesele olarak ele almamak gerekiyor mezarlıklara saldırıları. Ve bu konsept çerçevesinde işte Rojava'ya asker sevkiyatı yapılıyor. Yine Güney Kürdistan'a saldırılar ve Mahmur kampına saldırı gerçekleşiyor. Bununla birlikte Türkiye'de de özellikle mezarlıklara saldırı gerçekten hani Kürt halkının ve bir bütün olarak aslında insanlığın kabul etmediği bir mesele. Düşüncesi, ideolojisi ne olursa olsun insanlar öldükten sonra mezarlarında rahat bırakılırlar. Bu hiçbir dinde, hiçbir İslam'ın hiçbir ayetinde, kitabında mezarlıklara saldırı, mezar taşlarını kırma ve ölüyü mezarında rahatsız etme gibi bir şey yoktur. Bu dinin hiçbir yerine sığmayacak olan ve İslam'da da kabul edilmeyecek olan bir zihniyettir, bir yaklaşımdır. Evet, sadece Van'da değil aslında Muş'ta, Bingöl'de yani bölgenin birçok yerinde aslında mezarlıklara tahribatlar, mezar taşlarının kırılması, yazıların silinmesi yönünde ailelere baskı, bütün bunlar bu süreçte bu konsept çerçevesinde hayata geçirilmeye çalışılıyor. Bu kabul edilir bir durum değildir gerçekten. O yüzden de biz hükümete bu anlamda kendisini en azından dini referansları ya da bir dini referansları güçlü olan bir parti olarak kendisini kamuoyuna yansıtmaya çalışan bir parti olarak gösteren AKP'nin işte dinle ne kadar çeliştiğinin, çatıştığının da bir göstergesi bize göre. Oysa ölünün üzerinden hüküm her zaman kalkar. Mezarında yatan insan hiçbir şekilde hiçbir konuyla alakalı olarak hükmedilmez ve cezalandırılmaz. Dolayısıyla ölünün üzerinden hükmün kalktığını varsayarak bu tür durumlarda yani hem mezarda yatan insanlara, ölülere hem de onların ailelerine büyük bir haksızlığın yapıldığını ifade etmek istiyorum. Ve bunu şiddetle ve nefretle kınadığımı da belirtmek istiyorum. Evet, bir diğer konu da infaz düzenlemesi. İnfaz düzenlemesi meclisten geçti ve yasalaştı. Siyasi tutsaklarının kapsam dışında tutulduğu düzenlemeyle yaklaşık 90 bin mahkumun cezaevinden tahliyesi başladı, öngörüldü. Biz tahliyelerin başlamasıyla birlikte Türkiye'nin birçok yerinden kadın katliamları ve çocuk katliamları haberleri duymaya başladık. Zaten siz sıklıkla bunu gündeme getirdiniz. HDP erkeklerin yarım kaldığı işini cezaevinden tekrar çıktıktan sonra yerine getireceğini belirtmişti sıklıkla. Bu konuda iktidarı uyarmıştı. Şimdi var olan tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Buna ilişkin ne söylemek istersiniz? İnfaz yasası virüs salgın günlerinde yani bu hastalığın yayıldığı günlerde AKP ve MHP'nin daha önce hazırlamış olduğu fakat salgını bahane ederek meclise getirdiği bir yasa. Yani bir af yasası aslında ve kendilerine göre kendi yandaşlarını çıkaracak olan, tahliyelerini gerçekleştirecek olan bir
yasadan bahsediyoruz. Ve bu tahliyelerle birlikte aslında dışarıya çıkanlar tamamıyla topluma karşı suç işleyen insanlar. Ve bu suç işleyen insanların dışarıda tekrardan kaldıkları yerlerden aslında işlerine, görevlerine devam ettiklerini de gördük. Yani hem Kars Belediyesi'ne yapılan saldırı, yine kadın cinayetleri, çocuk cinayetlerinin işlendiğini, bu tahliye olanların eliyle gerçekleştiğine hep birlikte tanıklık ettik. Başından beri aslında iktidarı uyardık. Elbette ki tahliyeler hiçbir ayrım yapılmaksızın olmalıydı. Ancak farklı tedbirler alınarak yapılmalıydı. Biz burada adli ve siyasi hiçbir ayrım yapmadan tüm cezaevlerinin insani olarak bakarak, yani bu meseleye insani olarak baktığımızı ifade ederek bütün cezaevlerinin ayrımsız bir şekilde boşaltılması gerektiğini ve bu yasanın da buna göre düzenlenmesi gerektiğini söyledik ve ifade ettik. Fakat AKP, MHP ortak kararıyla ve milletvekili çoğunluğuyla çıkarılan bu yasada bir eşitlik sağlanmadı, bir ayrımcılık yapıldı. Ve bu ayrımcılıkla birlikte binlerce insan aslında cezaevlerinde ölüme terk edildi. Şimdi dışarıya çıkanlarla, tahliye edilenlerle içeride kalanlar arasında şöyle bir fark var aslında. Çıkanlar tamamıyla topluma karşı suç işleyenlerdir. Yani toplum güvenliğini riske atacak olan, geçmiş dönemlerde her türlü yüz kızartıcı suçları işleyenler, kadın cinayetlerinden tutalım, hırsızlık, çete, örgüt mensubu olanlar, bütün bunlar tahliye edildi ve çıkar çıkmaz da suç işlemeye kaldıkları yerlerden devam ettiler. Ancak cezaevlerinde ölüme terk edilenler, bu hastalıkla baş başa bırakılanlar, bu ülkenin toplumunda vicdanı olan her insanın yüreğinde derin izler bırakan, toplumda gerçekten yeri olan, siyaset yapan insanlar, belediye başkanlığı yapan insanlar, aydınlar, yazarlar, demokratlar, akademisyenler, gazeteciler, bütün bunlar cezaevlerinde ölüme terk edildiler, hastalıkla baş başa bırakıldılar. İşte kabul edilmez olan nokta tam da bu nokta. Yani bir ayrımcılık var. Bu ayrımcılık karşısında cezaevlerinde kalan insanlar ölüme terk edilmiş durumdalar. Dışarıya çıkanlar da suç işlemeye devam ettiler, etmeye de başladılar. En azından bunu ifade etmek isterim. Dolayısıyla bizim şimdi elbette ki şöyle bir beklentimiz var. Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuru yapıldı. Bu aşamada şekil olarak yapılan bir başvuru, ancak esasına ilişkin, yani yasanın esasına ilişkin ikinci bir başvuru yapılacak. Anayasa Mahkemesi'nin eşitlik ilkesini esas alarak bu yasayı iptal etmesi ve tüm cezaevlerini kapsayacak şekilde hiçbir ayrım yapılmadan herkesin tahliyesini gerçekleştireceği bir düzenlemeye imza atması gerekiyor. Anayasa Mahkemesi kendi içtihatlarını uygulamak zorundadır, uygulamak durumundadır. Bunu yapmadığı takdirde bazı yerlerin vesayeti altında olduğunu bizlere bir kez daha gösterecektir. O yüzden Anayasa Mahkemesi hiçbir vesayet altında kalmadan kendi içtihatlarını mutlaka uygulamalıdır ve bu yasayı da toplumdan gelen sese kulak vererek cezaevlerindeki insanları ölüme terk etmeden bir eşitliği sağlayacak yeni bir düzenlemenin altına imza atması lazım. Siz de bahsettiniz. Peki CHP ile bu noktada bir ortaklaşmanız var mı? Evet, CHP ile bu konuyu görüştük elbette ki. Ve bizim yapmamız gereken, bizim üzerimize düşen görev ve sorumluluklar neyse bunları yapmaya hazır olduğumuzu söyledik. Bir diyalog var CHP ile. Bu diyalog milletvekili ve grup başkan vekillerimiz arasında oluyor. Hukukçu milletvekili arkadaşlarımız konuyla ilgileniyorlar. Ve CHP'nin de
hukukçu milletvekilleriyle bir temas var. Bu anlamda bu düzenlemede bizden istenen her türlü katkı mutlaka verilecektir, mutlaka sağlanacaktır. Biz de kendi cephemizden hukuk komisyonumuz, hukuktan sorumlu eş genel başkan yardımcılığımız başkanlığında bu Anayasa Mahkemesi'ne verilecek olan ya da yapılacak olan başvuruyla ilgili hazırlıklar da tamamlandı. Şimdi CHP'nin bu anlamda AYM'ye yapacağı başvurunun günü bekleniyor. Bu konuda bir sıkıntı olmadığını söylemek isterim. Peki salgın süreci devam ederken hükümetten biz sürekli olarak evde kalın çağrılarını duyuyoruz. Hatta gönüllü karantinaya uyun deniyor. Ancak işçiler ve emekçilerin durumu burada göz ardı ediliyor. Bunlara yönelik bir tedbir de alınmadı. Geçtiğimiz günlerde Adana'da 17 yaşındaki Suriyeli çocuk, kayıt dışı çalışmak zorunda kalan çocuk, dışarıya çıktığı için polisin dur ihtarına uymadığı öne sürülerek katledildi polis kurşunuyla. Bu katliam bize neyi gösteriyor? Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani kolluk güçlerinin salgın sürecinde gücünü giderek sınırsızlaştırdığını söyleyebilir miyiz? Evet, yani güvenlik güçlerinin zaten sınırı hiçbir zaman yok. Biz bu durumları, bu örnekleri daha öncesinde de çok gördük, çok yaşadık. Kemal Kurkut gibi insanların Nevroz alanına gitmek isterken polis kurşunuyla katledildiğini de gördük. Ceylan Onkollar'ın katledilmesini de gördük. Yani burada bir sınır elbette ki yok ve bu korona günlerinde bu sınır tanımamazlık çok daha yüksek derecede önümüze çıkabiliyor. Şimdi işçinin, emekçinin hakkını, hukukunu ve bu salgından zarar görmemesi adına yaptığımız çağrılar biliniyor. Milyonlarca işçi, emekçi bugün iş yerinde, fabrikalarda, atölyelerde çalışmak zorunda. Çalışmak durumunda kaldılar ve buna da devam ediyorlar. Çıkarılan paketlerde işçiyi, emekçiyi, yoksulu ilgilendiren herhangi bir madde yok. Çıkarılan yardım paketlerinde onları ilgilendiren bir şey yok. Sadece ve sadece hükümetin kendi yandaşlarını koruduğu, kolladığı, yine kendi sermaye gruplarını, bir kısım sermaye gruplarını koruduğu, kolladığı ve bunlara yönelik paketler çıkardığını biliyoruz. Tam da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın geldiği, yaklaştığı bu günlerde milyonlarca işçiyi bu hastalıkla, bu salgınla baş başa bırakmak hükümetin yaptığı en büyük zulümlerden biridir. Dolayısıyla biz işçilerin, emekçilerin, zorunlu üretim dışında çalışan bütün işçilerin, emekçilerin bu dönemde kendilerini koruması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Yani hükümet işçiye, emekçiye, yoksula doğrudan pay ayıran yerden ya da onların sağlığını ve güvenliğini koruyacak bir yerden yaklaşmıyor ve bakmıyor. Ancak biz parti olarak bütün işçilere, emekçilere kendi güvenliklerini sağlayacak yerden yaklaşmaları gerektiğini buradan bir kez daha bu çağrıyı yaparak ifade etmek istiyorum. Yoksa gerçekten büyük bir kırımla baş başa kalacağız ileriki günlerde. Çünkü salgın bitmedi, alınan önlemler yetersiz, yapılan çağrılar sadece bir kesime yönelik ne yazık ki uygulanıyor. Durumu iyi olan, işte ihtiyacı olmayan insanlar evinde, karantinada, ancak çalışmak zorunda olanlar, para kazanmak zorunda olanlar, işini bıraktığı anda yoksullukla ve çaresizlikle baş başa kalmak durumunda olanlar bugün iş yerlerinde çalışmak zorunda kalıyorlar. Oysa devletin ve hükümetin hiçbir ayrım yapmadan toplumun tamamını, tüm vatandaşlarını ilgilendirecek şekilde yeni yeni düzenlemeler yapma gibi bir sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk şu ana kadar yerine getirilmemiştir. Ancak bu saatten itibaren bu konuda gerekli önlemlerin alınması gerektiğini de belirtmek istiyorum.
Esadından bahsettik. Biraz daha açarsak, şimdi dediğiniz gibi 10 Mart'tan bu yana Türkiye'de koronavirüs salgını ilerleyerek devam ediyor. En son verilere göre 3.000'e yakın kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı da 100.000'leri aştı. Ancak biz son birkaç gündür testlerin azaldığını ve vakaların da düşük seyrettiğini görüyoruz. Hükümetin ve Sağlık Bakanlığı'nın normalleşme söylemleri sonrası aslında bir rehavete kapıldığını, yurttaşların da bu anlamıyla bir virüs yokmuş gibi davrandığını gözlemleyebiliyoruz. Siz bu verileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekçi mi, şeffaf mı? Ve iktidarın koronavirüs politikası nasıl ilerliyor? Bir kere ben salgın süresince hükümetin bu süreci şeffaf yönetmediğini ifade etmek isterim. Yani kamuoyunu bilgilendirme başta olmak üzere alınan tedbirler, önlemler hep kısıtlı ve herkesi kapsayacak şekilde olmadığı için her akşam televizyonlarda aynı rakamları gördüğümüzü ve hani giderek artık bunu azalttıklarını görüyoruz ve ben bu durumun şeffaf bir durum olmadığını belirtmek istiyorum. İnsanların evet hasta sayısı azaldı, ölüm sayısı azaldı diyerek sokaklara çıkması yani bu salgının, bu hastalığın önümüzdeki günlerde daha ciddi boyutlara taşınacağına sebep olacaktır. Hükümet bu anlamda daha şeffaf bir çalışma yapabilirdi. Bilim kurulu üyeleri her akşam televizyonlarda çıkıp alınması gereken önlemleri ifade ederken saraya da yani Cumhurbaşkanı'na da aslında alınması gereken önlemleri ifade ediyor. Ancak sarayın bilim kurulu üyelerini bile dinlemeyen bir yerden, hatta kendi bakanını bile dinlemeyen bir yerden ve bu salgını kendi açısından bir algıya dönüştürerek yönetme biçimini tercih ettiğini görebiliyoruz. Bütün bunları yaptıklarının birçok sebebi var aslında. Başta ekonomik kriz olmak üzere yaşanan krizlerin önüne geçmek için yaptıklarını da biliyoruz. Fakat Avrupa ülkelerine, dünyaya, Türkiye'nin bu salgınla nasıl mücadele ettiğini ve bir başarı hikayesi yazdıklarını anlatmaya çalıştıklarını biliyoruz. Dolayısıyla toplumun akşam televizyonlarda yapılan açıklamaların dışında kendi tedbirlerini alarak ve karantina süreçlerine uyarak izole edilme durumunu asla göz ardı etmeden bu süreci kendilerinin yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla da yapılan açıklamaların yeterli olmadığını, şeffaf olmadığını ve hükümetin bu konuda bir manipülasyon yaptığını da belirtmek istiyorum. Evet, bahsettiğiniz de insanların yardımlaşmaya ve dayanışmaya çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde yerel yönetimlerin insani yardımları ve kampanyaları hükümet tarafından engelleniyor. Ancak HDP dayanışma ağlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde kardeş aile kampanyası başlattığımız bu anlamıyla. Birçok ilde birçok aileye ulaşıldı, aileler buluşturuldu. Nasıl gidiyor kampanya, amacına ulaştı mı? Önce konu sorayım. Evet, kardeş aile kampanyamız büyük bir ilgi gördü. Hem başvuru yapan aile sayısı çok fazla, hem de yardım etmek isteyen insanların da sayısının fazla olduğunu söylemekte bir sakınca yok. Fakat şunu ifade etmek isterim ki yardım yapacak olan insanların daha da artması gerekiyor. Yani bize günde binlerce insan başvuru yapıyor. Bu başvurular karşısında en azından onlara yardım edebilecek, onlarla dayanışma ve paylaşma duygularını oluşturacak olan insanların sayısının artmasına ihtiyaç var. Kampanyayla ilgili bizler de elbette ki bu konuda öncülük yapıyoruz. Özellikle ben işsiz kadınlara, mülteci kadınlara ve şiddet gören kadınlarla dayanışma içerisindeyim. Bunu buradan
ilan etmek istiyorum. Ve buradan kadınlara özel bir çağrı yapmak istiyorum. Her kadın mutlaka bir yerlerde şiddet gören bir kadını duyarsa ya da böyle bir duyum alırsa mutlaka o kadınla dayanışma içerisinde olmalıdır. Yine işsiz kalan kadınlar bu süreçte evlerindeler. Her kadın işsiz bir kadına ulaşabilmeli. Durumu iyi olan kadınlar evlerinde işinden ayrılmış olan kadınlara ulaşabilmeli. Onlarla dayanışmalı ve onlarla paylaşmalıdır bence. Bu dönem açısından buna büyük bir ihtiyaç var. Yine savaştan zarar gören ve evlerini terk etmek zorunda kalıp yollara düşen mülteci kadınlar var. Bu mülteci kadınlara ben ulaştım, onlarla dayanışıyorum, onlarla paylaşıyorum. Her kadın mutlaka bir mülteci kadınla dayanışma içerisinde olmalıdır, paylaşmalıdır diye ifade etmek istiyorum. Bu zor günleri kadınların dayanışmasıyla, kadınların paylaşmasıyla atlatacağımıza gerçekten inanıyorum. Eğer bu dayanışmayı ve paylaşmayı büyütebilirsek, çoğaltabilirsek, özellikle kadınlar içerisinde bunu yaygınlaştırabilirsek, ben kadınların bu süreçten daha da güçlü çıkacağına gerçekten inanıyorum. Böylesi güçlü bir çıkış ancak ve ancak dayanışarak ve paylaşarak gerçekleşebilir. Bunu da kadınlar başarır diyorum. Evet, teşekkür ederim. Karantinadan, saatinden bahsettik. Biraz da sizin karantinanızdan bahsedelim. Nasıl geçiyor gününüz? Neler yapıyorsunuz? Biz tabii parti olarak dışarıdaki yoğunluktan çok daha yoğunuz. Evde olsak bile sonuçta belli bir sorumluluğumuz var ve bu sorumluluk çerçevesinde toplantılarımızı hiç ihmal etmiyoruz. Bölge bölge toplantılarımızı yapıyoruz. Çünkü sanal ortamda 150 kişilik bir parti meclisi toplantısını yapmak elbette ki zor. Ancak bunları iki ya da üç güne yayarak bölge bölge toplantılarımızı yapıyoruz. Hem parti meclisi toplantımızı, hem il eş başkanlarımızla toplantılarımızı, kadın il eş başkanlarımızla toplantılarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Yine MYK toplantılarımızı her hafta pazar günleri gerçekleştiriyoruz. Böylesi bir yoğunluk içerisindeyiz ancak benim tabii evde farklı bir sorumluluğum daha var. İki çocuğum var. Dolayısıyla evde ayrıca yemek yapmak, iş yapmak gibi bu konulara da ayırmam gereken zamanlarım elbette ki var. Kitap okumak, film izlemek gibi sosyal faaliyetlerimi de hiç ihmal etmeden günlerimi geçirmeye çalışıyorum. Ve bu anlamda yani aslında her saatim, her dakikam, her saniyem dolu dolu geçiyor. Boş geçirdiğim hiçbir zamanım yok. Bunu ifade etmek isterim. Herkesin planlı bir şekilde aslında bu hayatı ya da bu zor günleri geçirmesi için belli bir takvim neticesinde saatli ve programlı bir zamanı ayarlayarak bugünlerin üstesinden gelebilirler. Ben öyle yapıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Her zamanın, her dakikanın, her saniyenin dolu dolu geçtiği ve her zamandan, her dakikadan, her saniyeden ayrıca yararlandığımı da ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar.